belediye meclis üyeliği yapma fırsatı buldum. Ve 14 Ocak 2009'da AK Parti Soma İlçe Başkanlığı görevi şahsıma tevdi edildi. İlçe Başkanlığı görevim boyunca yönetim kurulu üyelerimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, mahalle ve belde teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle güçlü ve teşkilat olduk. Teşkilatımızı partimize Soma'da layıkıyla temsil etme gayreti içerisinde olduk. İlçe başkanlığı döneminde bir referandum, iki yerel seçim, bir genel seçim ve bir cumhurbaşkanlığı seçiminden hamdolsun alnımızın akıyla çıktık. Partimizi, tabanımızı memnun edecek sonuçlar aldık. Bütün teşkilatımızla birlikte, bütün üyelerimizle, vatandaşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle iyi ilişkiler kurmaya gayret ettik. Uyum içerisinde olmaya gayret ettik. Kişilerin menfaatlerini değil, toplumun menfaatlerini ön planda tuttuk. Yaşadığımız beldeye nasıl hizmet edebileceğimizin, şehrimizi nasıl kalkındırabileceğimizin derdinde olduk. Kurucu Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık vurguladığı gibi Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü kendimize her zaman rehber edindik. Bu vesileyle görev yaptığım süre içerisinde bana destek olan, yükümü hafifleten tüm AK Parti gönüllülerine, tüm teşkilatıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve sözüm burasında, kurulduğu günden bu yana partimize hizmet etmiş olan tüm ilçe başkanlarımıza, tüm il başkanlarımıza, tüm belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kolu başkanlarımıza, teşkilatımızın her kademesinde, yönetim kurullarında, mahallelerimizde görev alan tüm kardeşlerime huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Manisa'mıza bugüne kadar hizmet vermiş olan hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarımıza, tüm milletvekillerimize ve tüm siyasetçilerimize teşekkür ediyorum. Vefat edenlere de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli dostlar, bugüne kadar siyasette beraber yol aldığımız arkadaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla, dostlarımızla ve ailemle yaptığım istişareler neticesinde bugün itibariyle şahsım adına yeni bir yola çıkıyorum. Ve 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti'den Manisa milletvekili adayı olduğumu buradan sizlere, aziz hemşehrilerime ve kamuoyuna ilan ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, bugün bütün göstergeler, bütün kamuoyu yoklamaları gösteriyor ki 12 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan AK Parti milletimizin teveccühünü, desteğini almaya devam ediyor. Ve inşallah önümüzdeki seçimlerinde mutlak galibi yine AK Parti olacaktır. Önce partimizin kararı, sonra Manisalı hemşehrilerimizin takdiri, teveccühü ile şahsıma milletvekilliği görevi tevdi edildiği takdirde 2023'ün güçlü, büyük Türkiye'sine giden yolda ülkeme, şehrime hizmet etmek, büyüyen, gelişen, güçlenen Türkiye'ye, büyüyen, gelişen, güçlenen Manisa'ya bir tuğla olabilmek benim için büyük bir şeref olacaktır. Ve çocuklarıma bırakabileceğim onurlu bir miras olacaktır. 2002'den bu yana geride kalan 12 yıllık süre içerisinde AK Parti iktidarları Manisa'mıza 12 milyar liralık, yani 12 katrilyon liralık hizmet, yatırım gerçekleştirmiştir. Bu yatırımların bölgemize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Manisa'mızın yetiştirdiği değerli insan, Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç'a, önceki dönemlerde ve bu dönemde görev yapan tüm milletvekillerimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde şahsıma da görev verilmesi halinde diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte inşallah bölgemize, Manisa'ya hizmete devam edeceğiz. Tabii ki